Evet, herkese merhabalar. Ben Procom Teknoloji Teknik Destek Mühendisi Alper Aşçı. Yeni bir Nasıl Yapılır videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle GrandSIM UCM serisi IPv6'lerde acil aramalar nasıl yapılandırılır? Acil arama bildirimleri nasıl yönetilir? Bunlara bakacağız. Öncelikle her zamanki gibi UCM'imizin arayüzündeyiz ve burada Call Features'ta Emergency Calls menüsü bulunmakta. Emergency Calls menüsüne geldiğimizde bizi 3 tane yan menü karşılamakta. Bunlardan biri acil çağrı için Emergency Calls menüsü, diğeri acil çağrı kayıtlarının tutulduğu Emergency Recordings ve Emergency Location Mapping. Emergency Location Mapping şu anda sadece Amerika'da kullanılmakta. Biz bugün Emergency Calls ve Emergency Recordings kısmına bakacağız. Öncelikle bir tane acil çağrı ekleyelim. Acil çağrı için bizden bir takım ayarlar istiyor ve burada örnek olarak zaten şu anda Türkiye'de de çoğu acil arama 112'de birleşti. 112 için bir acil arama yapılandırması nasıl yapılır? Buna bakalım. Öncelikle bir isim verilmesi isteniyor. Biz buna 112 acil diyelim ve emergency number kısmına da hangi numara aranacaksa onu giriyoruz. Emergency number kısmına 112'yi girdim. Burada emergency level kısmı var. 3 tane level bizi karşılıyor. Bunlardan birisi not urgent, yani aciliyeti düşük. Moderately urgent, orta seviye diyelim. Significantly urgent dediği de acil olduğunu, yüksek derecede acil olduğunu söylüyor. Üçüncü levelden seçelim 112 arandığında. Disable Hunt on Busy özelliği bulunuyor. Şimdi şöyle düşünelim. Analog hatlarınız var veya kanal sayısı düşük bir VoIP hattınız var. Burada Hunt on Busy dediği hatlar meşgul olsa bile 112'yi arayabilmek için bu hatlardan birini otomatik olarak kapatıyor santral. Bunu disable yaparsanız, yani bu varsayılan olarak açık değil, bunu disable yaparsanız hatları kapatmaz. O yüzden bunu ellememek gerekiyor. Custom prompt kısmı şu. Biri 112 aradığında bildirim gidecek kişileri seçeceğiz az sonra Members Notified kısmında. Bu bildirim gidecek kişilere dinletilecek olan anonsunuz. Eğer bir anonsunuz yoksa Sentry'nin default olarak varsayılan bir anonsu bulunuyor. Birazdan bunu da dinleteceğim. Bu anons oynatılır. Varsa bir anonsunuz buraya Custom Prompt kısmına ekleyebilirsiniz. Buradan Upload a File kısmını kullanabilirsiniz. Use Trunk kısmında ise birden fazla trunk seçebilirsiniz. Burada seçtiğiniz trunklar bu numarayı aramak için kullanılacaktır. Biz şimdi tabii ki de şu an 112'yi böyle bir şey için meşgul etmeyeceğiz test yaparken. O yüzden ben diğer bir santralimde arayacak şekilde ayarlayacağım. Orada sanki bir 112 acil servisi varmış gibi bir ayar yaptım. Diğer trunkımı arayacağım. Birden fazla trunk seçimi gerçekleştirebilirsiniz demiştim. Bizim için şu anda bir tane yeterli. Members Notified kısmında bir kişi 112 aradığında kimlere bilgi gidecek? Bunun ayarını yapılıyor. Ben şimdi 1000 numaralı aboneden sanki şöyle bir senaryo düşünelim. Bir fabrikadayız. Bir iş kazası gerçekleşti. İşçilerden biri 112 arayacak ve bir kişi de işte o fabrikadaki işte iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olsun. O kişiye bildirim gidecekmiş gibi bir senaryo düşünelim. Burada Members Notify'ı 1001 seçiyorum. 1000 ve 1001 benim yanımdaki iki telefon. 1000'den 112 arayacağım ve 1001'e bilgi gidecek şekilde ayarladım. Script Repair yaptırabiliyorsunuz. İşte outbound route'unuza uygun bir değilse bu numara, onları Script Repair başına ekleyip başından çıkartabiliyorsunuz 112 arayacak şekilde. Auto Record seçeneğini aktifleştirdiğinizde bu acil aramayı yapan kişinin yaptığı görüşme kayıt altına alınır santral tarafından. Bunu aktifleştirmezseniz bu çağrı kayıt altına alınmaz. Send Recording File kısmında ise eğer bir mail adresine de bildirim göndermek istiyorsanız, ki birden fazla mail adresine de gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz bilginin, gönderdiğiniz mailin içerisinde bu kayıt dosyasında olmasını istiyorsanız bunu işaretlemeniz gerekiyor. Hatta ben kendime mail gönderecek şekilde ayarlayayım ve bunu size göstereyim. Birden fazla kişiye mail gitmesini istiyorsanız da buradaki add mail adres kısmından aktifleştirebilirsiniz. Send record file'da seçiyorum. Yani bana şu anda binin az sonra yapacağı 112 aramasının ses kayıt dosyası ve bildirimi mail olarak gelecek. Aynı zamanda 1001 numaralı kullanıcıma da bu bildirim anında gidecek. Evet, genel olarak 112'yi acil arama ayarları bu şekilde. Şimdi yaptığımız ayarları kaydedelim ve bir test gerçekleştirelim.
Evet, 112 arayacak şekilde bir test yapacağız. Şu anda ben 1000 numaralı abonemden 112'yi arıyorum. Bu bir acil aramadır. Dahili telefonu. 1. 0. Evet, dinliyoruz 0. 1001'e gelen bilgiyi. 0. Acil servis numarasını çevirmek. Bu çağrı otomatik 1. olarak o telefonda 1. açıldı. 1001'in 2. telefonunda. Ve diyor ki 112'yi aradı diyor bu kişi. Santralin normal anonsu burada okunuyor şu anda. Ve 112 ile görüşüyorlar. Ben mikrofonlarını kapattım şu anda. 112 ile görüşüldü. 112'ye bildirim verildi. Çağrıyı kapatıyorum. Çağrıyı kapattıktan sonra hem 1001'in telefonunda bu anında bildirim olarak gitti hem de bana mail olarak gelmesi gerekiyor. Şimdi mailimize bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Santral bana bir mail göndermiş. Emergency call triggered. Yani acil bir çağrı tetiklendi diyor. Ve burada 1000 numaralı abone 112'yi aradığını söylüyor. Ve içinde ses kayıt dosyası da bulunan bir mail göndermiş Santral gördüğünüz gibi. Evet, bir acil arama numarası yapılandırdığınızda Santral'in Call Features menüsünde Emergency Calls kısmına geldiğinizde benim yaptığım gibi ayarları yaparak bunu kullanabilirsiniz. Buradaki amaç işte az önceki örnek verdiğim senaryodan yola çıkarak söyleyelim. Bir iş kazası oldu. İşçi 112'yi aradı ve iş sağlığı güvenliği uzmanına da bildirim gitti. Örnek bir mail atmanız gereken kişilere de mailler gitti ve bu şekilde anında bilgilenmiş oldunuz. Bu kayıtlara daha sonra Emergency Records kısmından da ulaşabilirsiniz. Bunların bilgileri de burada tutulmakta. Eğer Auto Record seçeneğini aktifleştirirsiniz az önce yaptığımız ayarlarda. Evet, Grand SIM 100 MIPPBX'lerde acil aramalar nasıl yapılır? Bunlara baktık. Bir sonraki nasıl yapılır videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.